Sizin bir Survivor geçmişiniz de var. Tabii. 2017 yılında birlikte Survivor'da yarışmıştınız. Ama evet. Siz de neredeyse birbirinizi kesme yakma noktasına geliyordunuz. Bir pilav kavganız yok vardı. Canım, onu birazdan ekrana getireceğiz ama şey Survivor'da neler yaşamıştınız bir izleyelim. Sakın. Yok ben zor soracağım. Vallahi sen zaten yemeyecektin defol. Neyini? Bu kez bir kaşık suda değil, bir kaşık pilavda kıyamet koptu. Allah ne verdiyse onu yiyoruz. Sen gelmedin ama ben yiyorum. Sene 2017. O zamanlar Yılmaz Morgül ile İbrahim Yattara Survivor adasında aynı takımda ancak farklı kutuplardalar. Açlık, yorgunluk, stres derken bir anda gerilim artıyor. Konuysa pilav. Lütfen bundan sonra pilav şey yapsın. Ebru. Emredersin patronum. Yok ben zor soracağım. Vallahi şey... Sen zaten yemeyecektin defol. Neyini vermedin? Tuzunu mu? Tuzunu yok mu? Ya bu pilav mı? Bu pilav değil lapa ki. Bu, lapa bu, lapa bu, pilav değil. Önce öğren. Yeni yine de buna pilav benim de yaptığım bölüm muhteşem değildi. Benimki de lapaydı. Yattara bir yandan pilavını yemeye devam ediyor, bir yandan da şikayetlerini sıralıyor. İşte bu durum Yılmaz Morgül'ü çileden çıkarıyor. Beyefendi siz ne diyorsunuz ya? O kız yaparken yanında Ebru da vardı. O da suyunu, her şeyini bana taşıttılar, koydular. Ebru sadece şey, su koydun sonra şey, o gitti. Ne? Karışmadı. Ay karakatür muhabbeti. Yok abi ya doğru konuş. Ben yalan konuşmak istemiyorum lütfen. Bu yalanla doğru mu ilgisi var? Bak millet nasıl yedi seni. Ben de yiyorum. Görmedin mi? Görmedin mi ben yiyorum? Kuzu bir tık daha. Ben tabağı yalıyorum. Senin dışında kimse şikayet etmiyor. Senin de özelliğin var. Biz çok beğendik. Elinize sağlık. Ama bak ben bir şey söylüyorum. Eda Hanım elinize sağlık, Ebru Hanım elinize sağlık. Çok ben güzel olmuş. Allah razı olsun kardeşim. Eda elinize sağlık. Sağlık. Ama sonra konuşma şey, pilav çok kötü. Lütfen. Anladın mı? Evet. Değil. Evet. Kim pilav sen, çok kötü dedi? Sen bu pilav ilk defa sen şey, bu pilavı yiyorum. Sen hep bu böyle bir pilav sen çok kötü diyorsun. Şimdi sen diyor ki böyle ben böyle. Ben hiçbir zaman nimete kötü değilim. Yok yok. Kendini Türkiye ile Gine ile karıştırma, seni gebertirim ben he. Sakın. Nimet konusunda çok duyarlı bir insanım sakın. Bu görüntüler üzerinden yıllar geçti. Şartlar değişti, açlık dindi. Şimdi stüdyoya dönelim ve sözü konuğumuza bırakalım. Bakalım o günleri ve yaşananları nasıl yorumlayacak? Yani Yılmaz ilk günden beri seni çok sevdiğim dile getirdi. Sen de ona hiçbir saygısızlık yapmadın. Bence birbirinizi yanlış anladınız. Bunu daha sakin bir zamanda oturup konuşsanız belki de güle oynaya kalkacaksınız orada. ...2017 yılında Dominik'te Survivor'da yarıştın. 16 yılında mı? Peki 16 yılında ama aranızda bir pilav kavgası yaşandı. Bir pilavı hatırlıyorum. Yanlış anlaşılma ya. Mesela ben ilk gittiğimde çocuklar oraya işte böyle bir damlacık bir pilav veriyorlardı. Bundan lapa yapılıyordu, deniz suyuyla yapılıyordu. Mesela gider gitmez benim kendi alışkanlıklarım var ailemden. Mesela dedim ki arkadaşlar toplanın, sofra duası yapacağım. Kimse yapmadı. Kabul etmiyoruz dediler. Dedim yani Allah'a şükretmeden nasıl yemek yiyeceğiz? İlk orada ben sesimi yükselttim. Çünkü ben çabuk sinirleniyorum. Ben Rizeliyim biliyorsunuz. Doğru bir de açlık tabutum. İnsanın kafasına vuruyor zaten. Yani sonra yine bu pilavla ilgili Yattara'yla biz çok yakın arkadaşız onunla. Ama bu bir yanlış. Hani biz Türkiye'deki geleneksel yemeğe, pilava bakış açısıyla çocuklar, pirinçlere. O Gine'deki farklıydı. Ben ona şunu demek istemiştim. Hani bize öyle şeyler öğrettiler yani ki Yattara. Yani sen tane tane olsun, o biraz daha... Yok, ben bir tane bile anne tabağa bırakılmaması gerektiğini altını çizmiştim. İşte orada bilmiyorum hani o açlıkla, sinirle, o gerginlikle ne Yattara olmuş? Yattara da diyor ki videoda hatırladım zaten bundan sonra pilavı Yılmaz yapmasın, Ebru yapsın diyor. Ben hiç yapmadım ki zaten. Söylemeden ki. Ben su taşıyordum sadece. Tabii ki. Her yeri temizliyordum. Bu arada ben belki Yılmaz abi söylediğin gibi. Belki ben yanlış anladım bilmiyorum ama ben... Tabii birbirimizi yanlış anladık. Ben orada belki yanlış anladım ama ben sinirlendim. Çünkü o bir
Ama orada herkes söyledi. Sinirli biliyorsun. Evet orada aç olduğu için insan evet. Açlık zaten olabilir. Kafana evet, vuruyor ben yani. De orada o aç çok, ben toktum çok, sanki. Çok kızdım. Işte, kız bunlar hep sabaha kadar hem yiyorlardı. De, ben hiçbir şey yemiyordum be. Hem de sabaha kadar Hindistan cevizi yiyorlardı bunlar. Tak tuk evet, tak hem tuk de, uyku hem yok. De, hem de ben orada ben Yılmaz abi ben çok çok Yılmaz abi ben çok saygı duyuyorum orada zaten. Evet, evet, evet. Bazen Hindistan cevizi ben kırıyorum, görüyorum ben. Evet, daha biz kıramıyorduk. Hem de evet o hiçbir zaman kıramadı. Hiçbir hem zaman. De onun takım ayırdığın zaman o kendi baraka yaptığın zaman. Abi ben tek hep başım. Ben geldi o onun yanında. Aynı nefes almak evet, istemiyorum sizin. Ben, evet, peki yatağa. Ben geldi onun yanında ama şöyle bu o konuda ben. Her şeyi belki anlatıyor çocuklar. Ben kendi barakamı kurdum. Hmm. Ama muson yağmurları vardı. Ben bir gün boyunca benim tabii sazlarla kaplı olduğu için tavanım hep yağmurların altında kaldım. Ben bir gün boyunca ama sonra yatlara geldi. Yanıma dedi ki kardeşim dedi gel dedi. Bizim barakamız korunmalı. Bak sen çok hasta olacak. Evet. Ve oldum zaten. Ama ben öyle gururluydum ki. Evet. Asla dedim barakamı terk etmeyeceğim. Evet. Asla sizinle de orada olursun. Nefes alıp yatmayacağım. Dedim. Evet ben de onu söyleyeceğim. Tatlısın, benim barakam. Hoşsun da seninle de geçinmek kolay çok, değil. Hele de adada yani. Kusura bakma. Kusura bakma çünkü çok disiplinim, çok temizim. Hem de orada ben Yılmaz abi, Yılmaz Bey şey pilav yapsın demedi. Ben sadece Ebru pilav tabii. Bundan sonra peki, Ebru pilav yapacak. Çünkü orada en güzel Ebru yapıyoruz. En güzel pilavı Tuğba Özay yapıyordu sakın.